şey bir aruz. Mevlana'nın bize göre ölüm günü, kendisine göre ise doğum günü. Yani Tanrı ile kavuştuğu gün. Biz de 21. Yüzyıl Televizyonu olarak sizlere Mevlana'yı hatırlatmak amacıyla bu özel programı düzenledik. Şu anda Mevlana ve eserleri hakkında çalışmalar yapan endüstri mühendisi Sayın Zeynep Koca Sinan'la beraber Zeynep Hanım bize Mevlana'yı anlamamıza yardımcı olacak. Zeynep Hanım, 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana Hoşgörü Yılı kabul edildi. Bize Mevlana kimdir, neden bu yıl ilan edildi, biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Mevlana bizim için çok kıymetli bir kişi. Gerçekten bir din alimi, bir düşünür, bir şair. Fakat 2007 yılında UNESCO 2007'li Mevlana Hoşgörü Yılı, Sevgi Yılı ilan ediyor. Çünkü dünyanın gidişatında en büyük ihtiyacın sevgi ve hoşgörü olduğu düşünülüyor. Ve dünyada da bu yıl farklı aktivitelerle kutlandı. 17 Aralık günü de Mevlana'nın ölüm yıldönümüdür. Bu sene 2007 yılı Mevlana'nın 800. doğum yıldönümü. Mevlana 1207 yılında dünyaya geliyor. 2007'de 800. doğum yılını kutluyoruz. Horasan bölgesinde Bel şehrinde dünyaya geliyor Mevlana. Ve alim bir babanın oğlu Bahettin Veled Sultanül Ulema olarak biliniyor. Fetvalarıyla ünlü bir hoca, bir bilgin. Alimlerin sultanı deniyor kendisine. Annesi de çok bilinen bir zat, asil bir zat. Hatta o soydan Türk prenseslerine kadar uzanıyor soyları. Fakat yaklaşan Moğol istilası ve o dönemki Beh bölgesindeki siyasi istikrarsızlıklar aileyi göçe mecbur ediyor ve 1212'lerde, 13'lerde yola çıkıyorlar. Şam'a, Halep'e, Mekke'ye gidiyorlar. Daha sonra Anadolu'ya doğru geliyorlar ve Karaman'da uzun süre kalıyorlar. O zamanki Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın davetiyle de son noktaları Konya'ya geliyorlar. Bahattin Veled, Mevlana'nın babası orada hem müderris olarak görev yapıyor medresede, hem vaizlik yapıyor. Tabii onun kişiliğinde babasının etkisi çok büyük. Bunu yadsıyamayız. Fakat bu Beyh'den çıkıp Konya'ya gelene kadarki yolculukları sırasında da geçen 10 küsur yılda çok farklı hocalarla çalışma şansına kavuşuyor ve kendini geliştiriyor. Daha sonra Bahattin Veled 1231'de vefat ettiğinde Mevlana 24 yaşında 20'li yaşlarında ve babasının yerini alması bekleniyor. Fakat kendini hazırlamak için Şam'a birkaç defa gidiyor, geliyor ve daha sonra o da Konya'da başlıyor hocalığına görevlerini. Dini çok iyi özümsemiş, algılamış bir kişi. Fakat daha sonra bunu ayrı bir kademeye götürüyor diyebiliriz. Şemsettin Tebrizi ile Konya'da bir karşılaşması var. Ve onunla beraber ilahi sevgiyi belki daha da yaşıyor, özümsüyor diyebiliriz. Ve o aşamada sadece bir din alimi olarak değil de sanki bir düşünür olarak, bir filozof olarak, bir şair olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Şems-i Tebrizi ile çok uzun süremiyor bu dostluğu. 4 yıl kadar sürüyor. Daha sonra Şems-i Tebrizi'nin öldürüldüğüne dair veya kaybolduğuna gittiğine dair bazı rivayetler var ama Mevlana hayatında önemli bir yer elde ediyor. Ve çalışmalarına daha sonra devam ediyor. Farklı gönül dostları oluyor. Ve farklı eserlerle sanırım inancını, doğru bulduğu şeyleri insanlara aktarmaya çalışıyor ama özde insana dair yazıyor, söylüyor. İnsanın mutluluğu bulma yolunda, gerçek mutluluğu bulma yolunda neler yapabileceğini sanki anlatıyor. Bu şekilde belki özetleyebilirim size Mevlana kimdir? Mesnevisini biliyoruz. Bize mesnevi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Tabii. Mesnevi Mevlana'nın gerçekten en çok bilinen eseri. Türkçe'de çok güzel tercümeleri var. Abdülbaki Gölpınarlı'nın, Muhlis Koner'in, Şefik Can'ın. Mesnevi 6 ciltten oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'in, hadislerin, ayetlerin hikayelerle yorumlandığı ve yaşamın ele alındığı bir çalışma. Sanki La Fontaine'in şeyleri, masalları gibi diyeceğim. Yine zaman farklı figürleri, canlıları kullanarak bu ayetlerin, hadislerin özünü bize hikayelerle anlatmaya çalışıyor. Mesnevi'nin ilk 18 beytini Mevlana bizzat kendi kaleme alıyor. Daha sonra Hüsamettin Çelebi ile uzun yıllar süren sohbetlerinde Mevlana söylüyor, Hüsamettin Çelebi kaleme alıyor. Çok kıymetli bir eser gerçekten. Çok güzel belirttiniz. Biz Mesnevi ile genelde Mevlana'yı biliyoruz ama Mevlana'nın farklı eserleri var. Bir tanesi Divan-ı Kibir. Dünyada da tanındığı şiirlerini yer aldı. 40 binin üzerinde beyti var. Ve burada insanı, sevgi ve ilahi sevgiyi işliyor. Daha sonra Mektubat diye bir eser grubu var. Bunlar mektupları. Kimi rivayete göre 144, kimi çalışmalara göre 147 adet. Ve zamanın Selçuklu özellikle idarecilerine yazdığı yazışmalar. Bu mektupların özelliği dönemine göre konuşma diliyle yazılmış olması. Normalde bu gibi mektuplar daha resmi ifadelerle yazılıyor. Fakat Mevlana burada konuşma dilini tercih ediyor. Ve dönemi yansıttığı için de kıymetli bir eser. Yine bir Mecalisi Seba, 7 büyük vaazının yer aldığı bir eser grubu var. Burada da hani yoldan çıkmış toplumların nasıl bir düzene geleceğinden tutun da hani inancın ve gerçeğin, hakikatin irdelendiği çalışmaları var. Ve bir de Fihi Mafi diye yine onun içindeki onundur anlamına gelen bir çalışma var. Burada da sohbetleri yine bu sefer oğlu Sultan Veled tarafından derleniyor. Bunlar gerçekten bir araya geldiğinde çok geniş bir bilgiyi bize sunuyor diye düşünüyorum. Şair midir, düşünür müdür yoksa dinler midir? Sizce hangi tanıma daha uygun? Çok zor bir soru bu gerçekten. Dünya Mevlana'yı çok büyük bir şair olarak tanıyor. Şöyle ki biz Mevlana diyoruz. Mevlana'nın ismi Muhammed Celaleddin esasında. Mevlana kelimesi Efendimiz anlamına geliyor ve Konya'da hocalığa başladığı, öğretmenliğe başladığı dönemde kendisine duyulan saygın ifadesi olarak kullanılıyor ve biz de bunu halen kullanıyoruz. Genelde Batı dünyasında Rumi olarak tanınıyor. Rumi ifadesi de o dönemlerde 1200'lerde Anadolu'ya Diyari Rum denmesinden de kaynaklanıyor. Ve Batı dünyası Mevlana'yı Rumi ve büyük bir şair olarak tanıyor. Bugün gibi bile Amerika Birleşik Devletleri'nde Rumi, Mevlana en çok satan şair. Yani ben kısaca şair yönünü belki böyle özetleyebilirim. Fakat aynı zamanda da Kur'an'ı, İslam'ı çok iyi özümsemiş bir kişi olarak da ben değerlendiriyorum. Mesnevi'de bunu özümseyerek bize tekrar sunuyor, önemli noktaların altını çiziyor. UNESCO'nun bize hatırlattığı gibi 2007 yılını Mevlana yılı belki ilan ederek humanist de bir insan. Yaşamda
insanın esas olduğunu, sevginin esas olduğunu, hoşgörünün esas olduğunu ve kişinin ana amacının belki ana bu yaradanla bağlantıyı, mutluluğu bulmak olduğunu ifade ediyor. Ben hepsi demek istiyorum. Gerçekten farklı bir kişilik. Bu yüzden de belki bu aradan 700 küsur yıl geçmesine rağmen bu eserleri yaratalı hala bu kadar seviliyor. Mevlana'nın hayata bakış açısı felsefesi nedir? Tabii yani bu özetlerimize ek olarak esas olan sevgidir diyor. Yani gerçekten bunu özetliyor. Bir de yaşam için üç kelimeyle yaşamını ifade eder. Hamdım, piştim, yandım der. Gerçekten sanırım bu da onun yaşam felsefesini tarif ediyor. Mevlana diyor ki biz daha büyük bir varlığız, bir bedenimiz var ama esasında bu beden bizim içinde geçici bir hapis yaşadığımız bir yani imtihan yeridir diye düşünüyor. Ve insanın göründüğünden daha büyük bir varlık olduğunu da altını çiziyor. Mevlana yılı ilan edildi. Ayrıca bütün dünya Mevlana'yı tanıyor. Sizce bütün dünyayı Mevlana'yı bu kadar sevdiren şey ne? Evet, yani ben şöyle düşünüyorum, zannımca insanı ele alıyor ve burada ayrımlara girmiyor. Hani kim olursan ol yine gel deyip bildiğimiz ana sözü insan olmak ve insan olarak iyi arıyor olmak. Onun için yeterli. İnsana dair konuşuyor. O yüzden de sanırım dünyanın neresinde olursanız olun, onu okuduğunuzda kendinize dair bir şeyler görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bundan diye düşünüyorum. 17 Aralık tarihinin Mevlana için önemi nedir? 17 Aralık tarihi 17 Aralık 1273 Mevlana'nın Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün, bir ölüm günü, bir kahır günü gibi diye düşünülebilir. Ancak Mevlana Yaradan'a duyduğu sevgiyle ölümü esasında bu büyük varlıkla kavuşma olarak algıladığı için özgürlük olarak algılıyor. Ve sevenlerine gitmeden önce de diyor ki buna üzülmeyin, tasalanmayın, bu esas kavuşmadır, özgürlüktür. O yüzden de daha sonra oğlu Sultan Veled'le beraber bugün Şeb-i Aruz günü, düğün günü, bir doğum günü olarak adlandırılarak hani bir anlamda kutlanıyor. O gün Mevlana semayla anılıyor ve bir kahır elem günü olarak değil de Mevlana'nın yaradanına kavuşması günü olarak kutlanıyor. Mevlana'nın en çok sevdiğiniz eserlerinden bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii çok mutlu olurum. Sanırım bir şairi, bir alimi, bir düşünürü en iyi eserleriyle tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Tabii toplamında 150 bin üzerinde beyit yazmış Mevlana. Hepsini paylaşmak mümkün değil ama ben bazılarını sizlere okumayı arzu ederim. Sevgililer karşılaşmazlar bir yerlerde. Onlar zaten hep içindedir birbirlerinin. Bir bütün kalbi eve getirebilmek için bin yarım aşkın feda edilmesi gerekir. İnsan şekli bir hayalet, umutsuzluk ve acıdan yapılmış. Bazen saf ışık, bazen zalim, vahşice açmaya çalışır. Bu görüntü kendi içinde
sıkıca durur. Tüm arzumuz bir buğday tanesi. Tüm kişiliğimiz öğütmek, inşa etmek. Ama bu değirmen ne yaptığını bilmeden öğütür. Değirmen taşı senin ağır bedenin. Taşı döndürense senin düşünce nehrin. Taş der ki, tüm bunları neden yaparız biz? Ama nehir bilir bunu. Eğer nehre sorarsan der ki sana, neden aktığımı bilmem ben. Tüm bildiğim kapıyı bir insanoğlu açtı. Bir insana sorarsan eğer der ki sana, tüm bildiğim ey ekmek kendisi şudur ki, eğer bu taş dönmezse ekmek çorban için ekmek olmaz. Tüm bu öğütme sürer gider ve kimse de bir şey bilmez. Onun için sakin ol ve bir gün Tanrı'ya dön ve de ki, nedir bu ekmek yapma işi Allah'ım? Bu suskun dünyanın gizli niyeti, aşıkları bir araya getirdiğinde, sonsuz duyguların içerisinde tüm şeylerin sevinçle kıpraması değil midir? Bu an sevginin içime konduğu andır. Tek bir varlığın içinde birçok varlık. Tek bir buğday tanesinde bin...